Evet, tekrardan merhaba değerli öğrencilerim. Bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Fikir akımlarından başlayacağız. Trablusgarp Savaşı, Vakit Karısı, Balkan Savaşı hepsini işleyeceğiz. Fikir akımları arkadaşlar orijinal bir konu. Nasıl orijinal bir konu? Böyle derinliğine indikçe farklı soru modelleri olan bir konu. Ben size bütün soru tekniklerini öğreteceğim. Yani sizden ricam, hocam herkesi bir yere getiren Osmanlıcılık, Türkleri bir yere getiren Türkçülük. Bu bilgilerle 8. sınıf TEOG sınavına girersin. Açık ve net söylüyorum. Biraz daha detay çalışacağız. Oldu mu arkadaşlar? Hadi bismillah buyurun. Ben tahtayı hazırladım. Bir kere bu 5 tane fikir akımımızın ortak amacı nedir? İlk buradan başlayalım. Bu 5 fikir akımının ortak amacı net. Osmanlı'nın dağılmasını engellemek. Osmanlı'nın bütünlüğü korumak. Tamam. Herkes ortaya iyi niyetli bir fikir atmış. O yüzden bunun ortak amacı dağılışı engellemek. Önce demişler ki ya Sırp, Sırpçılık yapma. Yunan, Yunancılık yapma. Bulgar, Bulgarcılık yapma. Hepimiz neyiz? Osmanlıyız. Hepimiz neyiz? Osmanlıyız. O zaman buyurun. Milliyetçilik akımına karşı ilk olarak neyi ortaya atmışım gençler? Osmanlıcılık. Din, ırk ayrımı yok. Herkes eşit. Bunun diğer ismi İttihadi Anaasır. Peki size gelebilecek standart soru. Bu fikir akımının savunucuları. Arkadaşlar, Mithat Paşa. Biz Mithat Paşa'yı nereden hatırlıyoruz? Memleket sandıklarını kurucusuydu hatırlarsanız, değil mi? Ziraat Bankası'nın temeli, Jön Türklerin lideriydi. Bir de Kanun Esasi'yi hazırlayan komisyonun başkanıydı. Namık Kemal, Vatan yahut Silistre. Kırım Harbi'ni anlatan eseri. Mustafa Kemal'in Hürriyet Önderi adını verdiği şair. Mustafa Kemal'in Hürriyet Önderi adını verdiği şair. Cevap kim? Namık Kemal. Şöyle gelebilir. Vatan yahut Silistre ve benzeri eserleri ortaya çıkaran Mustafa Kemal tarafından Hürriyet Önderi olarak kabul edilen fikir insanı kimdir? Namık Kemal. Evet. Hürriyet Önderi. Devam. Ali Suavi arkadaşlar. Kendisi 1878 Çırağan baskınını yapıp 2. Abdülhamid'i tahttan indirmeye çalışan kişiydi. O yüzden ismiyle Sarıklı İhtilacı'dır. Evet, Sarıklı İhtilacı. Oldu mu gençler? Ziya Paşa, Şinasi. Şinasi'yi nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Şair evlenmesi. Değil mi? İlk yazılan tiyatro oyunu. Bir de ilk özel gazeteyi çıkartan kişilerden. Bunlar Osmanlıcık. Sana ne gelebilir? Hangisi Osmanlıcık akımının savunucularından değildir? Cevap mesela Ziya Gökalp. Cevap mesela Mehmet Emin Yurdakul. Onlar Türkçü. İşleyeceğiz. Oldu mu? Bunların hepsi Osmanlıcık. Peki ne oldu şimdi? Bu geçişleri dikkatli dinleyin. Bize lazım olacak. 1876'da biz meşrutiyeti ilan ettik değil mi? Devlet bir arada kalsın. Azınlıklar bizden ayrılmasın. Hepimiz Osmanlıyız. Hepiniz seçimlere katılın dedik. Aradan 2 sene geçti. 1878 Berlin Konferansı'yla Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız oldu. Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olursa hangi fikir akımı zayıflar? Osmanlıcılık. Ben diyorum biz Osmanlıyız. Hayır diyor ya ben Sırp'ım. Oğlum yapma etme bak hepimiz Osmanlıyız. Hayır ben Karadağ'ım diyor. O zaman Osmanlılık zayıfladı mı? Meşrutiyet işe yaramamış oldu. Arkasından Abdülhamit ne yaptı? İstibdat dönemini başlattı. Meclisi kapattı. Allah dedi hepinizin belasını versin. Ne varsa ümmeti Muhammed'de var dedi. Hangi akımı benimsedi? İslamcılık. Diğer ismi neymiş? Ümmetçilik. Bunun savunucuları kim? Mehmet Akif. Gençler eski bir KPSS sorusu. Belki ön lisansa gelir. Lisansa çıkmıştı. Sebilür Reşat. Hangisi İslamcılık yönünde yayın yapmıştır? Mehmet Akif, Sebil-i Reşat, Sait Halim Paşa, 2. Abdülhamit. Bunlar İslamcılığın önemli temsilcileri arkadaşlar. Değil mi? Peki İslamcılık neden önemini kaybetti? Hocam Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Bölge de çok önemli ha sırtımızdan. Ya tamam Araplar bizi sırtımızdan vurdu da. Buyurun. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Değil mi? İngilizler hiçbir yapmadı mı? Sırtımızdan vurdu. Neden vurdu? Neden? Bizden ayrıldıkları için. Yani milliyetçilik akımını benimsedikleri için. Arapların bizden ayrılma sebebi neymiş gençler? Milliyetçilik. Bakın herkes bizden ayrılabilir. Biz kimseye yapışmayız. Ama mühim olan şereflice ayrılmaktır.
Tamam mı? Bu da herkese nasip olmayan bir duygudur arkadaşlar. O yüzden ayrılığın şerefli olanı güzeldir. Şerefsiz olanı hiçbir zaman güzel değildir. Bak, Araplar bizden ayrılabilir. Tabii ki hakkın. Ama dünya savaşında İngilizler işbirliği yaptığı için biz tepki gösteriyoruz değil mi? Buyurun. Araplar hangi fikir akımından etkilenmiş? Milliyetçilik. Peki azınlıklar hangi fikir akımından etkilenmiş? Milliyetçilik. O zaman buyurun, harika bir yorum sorusu. Hem Osmanlıcılığın hem İslamcılığın zayıflamasında hangi fikir akımı etkilidir? Milliyetçilik. Evet, ikisini zayıflatan şey neymiş gençler? Milliyetçilik. Bu soru şöyle gelebilir size. Bir, Osmanlıcılık. İki, Türkçülük. Üç, İslamcılık. Akımların hangileri milliyetçilik sebebiyle istenilen başarıya ulaşamamıştır? Akımlarından hangileri milliyetçilik sebebiyle başarısız olmuştur? Oldu mu? Ay, bu soru çok kolay, kesin Osmanlıcılık demeyeceksin. Cevap 1 ve 3. Çünkü Araplar da hangi fikirden etkilendi? Milliyetçilik. Oldu mu? Gençler, milliyetçilik bizimki de Türk milliyetçiliği. Türkçülük güçlenecek. Bu ikisi milliyetçilik yüzünden ne olacak? Zayıflayacak. Öğrenebildik mi? Gel bakalım. Bu arada çember giderek küçüldü, fark ettiniz mi? Geometri bir gün fena değil. Neden? Kapsadığı insan sayısı azaldı. Çok kişi kapsıyordu. Gayrimüslimler gitti. Müslümanlar kaldı. Doğru mu? Bu da zayıflayacak arkadaşlar. Daha küçük bir coğrafya. Değil mi? Niye küçük bir coğrafya? Hainler yok, kahpeler yok, arsızlar yok, hırsızlar yok, vatansızlar yok, bayrakçılar yok. Doğru mu? Dinsiz, imansızlar yok. Geriye fakir ama gururlu bir coğrafya kalacak. Ne coğrafyası? Türk coğrafyası arkadaşlar. Evet, buyurun. Türkçülük akımı. Arkadaşlar, Türkçülük akımı da güçlenecek. Türkçülük akımının güçlenme sebeplerini Mert kitabı yarım sayfa anlatıyor. Sizce Türkçülük akımı neden güçlendi? Neden güçlendi? Bir, Osmanlıcılık ve İslamcılık başarısı olduğu için. İki, Balkan, özellikle Avrupa'da Türkler aleyhine kamuoyu oluşturulduğu için. Üç, azınlıklar milliyetçiliği benimsediği için, bizden ayrılıkları için. Dört, aydınların dil ve kültür alanında yaptığı çalışmalar. Beş, Balkan savaşlarından Anadolu'ya gelen göçler. Oldu mu? Anlamadın mı? Bir de geri sar yavrum, bir daha dinle. O yüzden Türkçülüğün güçlenmesi, bunlar etkilidir arkadaşlar. Peki Türkçülüğün fikir babası Diyarbakırlı bir yiğit. Ziya Gökalp gençler. Mehmet Emin Yurdakul. Nereden hatırlıyorsun? Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde oturmaz giderim. Görüyor musun şiiri? Mehmet Emin Yurdakul cenge giderken. Gaspralı İsmail, Zeki Veli Togan. Arkadaşlar bunlar önemli. Bunlar ileride göreceğiz. Basmacı hareketinin de temelini atacaklar. Kafkasya'da Ruslara karşı bağımsızlık hareketi, basmacı. Gaspralı İsmail, Zeki Veli Togan. Zeki Veli Togan tarih kürsüsü olan, aynı zamanda tarihçi. İstanbul Üniversitesi'nde arkadaşlar gelebilir. Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'i en çok gaza getiren şiir. O diyor ki, özümü, Türklüğümü şiirlerde onda buldum. Mustafa Kemal'in övdüğü, gaz veren kimmiş? Mehmet Emin Yurdakul. Türkçülüğün babası kimmiş? Ziya Gökalp. Türklere ne Türkiye... neyse söylemeyeyim, boş ver, şimdi birazdan aklıma gelir. Yusuf Akçura, boşluk bıraktım gençler. Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan müebbet bir ülkedir, Turan. Oldu mu? Ziya Gökalp. Yusuf Akçura, arkadaşlar bunun da eseri var. Üç tarzı siyaset. Umarım bu sene bu çıksın. İslamcılığı, Türkçülüğü Osmanlıca anlatıp Türkçülüğü ön plana çıkaran, Türkçülüğün manifestosu olarak kabul edilen, Türkçülüğün manifestosu olarak kabul eden yayınlıymış arkadaşlar. Üç tarzı siyaset. Ömer Seyfettin, Balkanlarda esir düşen, Türkçülüğü savunan kişi. Yakın tarihte kim arkadaşlar? Hüseyin Nihal Atsız. Değil mi? Evet, Türkçülüğü de yaparsın diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii burada İttihat ve Terakki'yi de belirtelim. Resmi ideolojisi Türkçülük olacak, değil mi? Enver Paşa, Talat Paşa.
Birazdan Türkçülükten bir soru daha getireceğim sizlere. Batıcılık, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret, Batı'nın örnek alınması. Tevfik Fikret'e Mustafa Kemal'in sözü. Ben inkılabın ruhunu ondan aldım. Ben inkılabın ateşini, ruhunu ondan aldım dediği kişi kim? Tevfik Fikret. Bu videonun güzel tarafı, gıcık kaptığınız, size hiçbir şey bilmiyor duygusu uyandıran birçok genel kültür sorusunun cevabı bu videoda. Buyurun, Hürriyet Önderi Namık Kemal, Çırağan baskını yapan Ali Suavi, Sarıklı İhtilalci. Değil mi arkadaşlar? Mithat Paşa Memleket Sandıkları Kanun Esasının Komisyon Başkanı, Şinasi Şair Evlenmesi, Özel Gazete, neydi adı? Tercüman Ahval, değil mi? Gel böyle, arkadaşlar. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'e gaz veren cenge giderken Mehmet Emin Yurdakul, Türkçülüğün manifestosu neymiş? Üç tarzı siyaset. İstanbul Üniversitesi kürsüsü olan tarihçi kimmiş? Zeki Veli Togan. İkisi özellikle hangi fikir akımına etkiliymiş? Basmacı. Balkan Savaşları'na esir düşen şairimiz Ömer Seyfettin. Oldu mu? Gel böyle. Adem merkeziyetçilik arkadaşlar. Prens Sabahattin neyi savunmuştur? Yerinden yönetim. Ahmet Hocam, yerinden yönetim derken bölgelerin özelliği arkadaşlar. Bölgelerin özelliği. Şöyle yapalım. Bölgelerin özerk olması. Biz bunu hatırlarsanız ta ilk Türk devletleri ne diyorduk arkadaşlar? Federatif diyorduk. Değil mi? O zaman sizi sınava hazırlıyorum. 14 Temmuz'a 1 Eylül'e hazırlıyorum. Federatif yarı özerk demektir. Tarih testinde İkili sistemi görürseniz, boylar birliğini görürseniz, bir de Adem'i merkeziyetçiliği görürseniz arkadaşlar ne işaretleyin? Federatif işaretleyin. Olur mu? Adem'i merkeziyetçilik, Cumhuriyet döneminde de terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programıdır arkadaşlar. Evet, burayı bitirdik. En az etkili olan hangisi? Adem'i merkeziyetçilik. Şimdi gençler, normalde bu biterdi. İki de espri yapardım. Konu çok zevkli geçti derdiniz. Ama soruya gelince patlayabilirsiniz. O yüzden ne yapalım? Tekrar videonu çok espri yapmayalım. Size bir iki detay soru soralım. Eleyici soru buradan gelebilir mi diye bakalım. Hem konuyu güzel kavratalım. Buyurun. Şurayı bitirdim. İtaat et, rahat et diyorum. Soruların cevaplarını lütfen itiraz etmezseniz sevinirim. Çünkü neden? Sizle yan yana yaşamıyorum. İkna edecek vaktim olmuyor. Bunlar hep ben kafamdan da uydurmuyorum. ÖSYM'nin sorulardan çıkarttığımız güzel taze yorumlar. Mesela buyurun. Tanzimat. Islahat. Meşrutiyetlerin ilanı. Tanzimat. Islahat. Meşrutiyetlerin ilanı. 1. Osmanlıcılık. 2. İslamcılık. 3. Türkçülük. 4. Arkadaşlar, Batıcılık. Akımlarının hangileriyle ilgilidir? Akımlarının hangileriyle ilgilidir? Şimdi Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet. Soruyu ben çözüyorum. Akımların hangisi ilgilidir? Bu soruyu çözmek için sevgili arkadaşlar, benim izleyip bu şifreyi bilmeniz lazım. 5x4. Ahmet Hocam 5x4 ne? Tanzimat, Islahat, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Halep'e fermanı 5. 5'inin de ilan edilme sebebi isyanları engellemek, iç işlerimize karıştırmamak, bütünlüğü sağlamak, siyasi konularda Avrupa'nın desteğini almak. Oldu mu? O zaman burada amaç bütünlüğü sağlamaksa, bütünlüğe hitap eden fikir akımı hangisidir? Osmanlıcılıktır. Okey. Peki bunlar hukuk ve demokrasi, batılılaşma hareketidir. O zaman hangi fikir akımıdır? Batıcılıktır. Cevap 1 ve 4'tür. İkna ol. Cevap 1 ve 4. Ama hocam, Meşrutiyet-i Abdülhamit ilan etmedi mi? Ben İslamcılık düşünüyorum. Sen düşünebilirsin. Saygı duyuyorum. Ama sen İslamcılık yaparsan azınlıklar Hristiyancılık yapar. Sen Türkçülük yaparsan azınlıklar Bulgarcılık yapar. Biz bütünlüğü sağlamak istediğimiz için gençler İslamcılık ve Türkçülük olmaz. Ama hocam Abdülhamit İslamcı değil miydi? Gel şimdi gel dinle beni. İşaretledim bu Osmanlıcılık ve Batıcılık. Şimdi buraya gel. İstibdat döneminin fikir akımı. İşte neyi işaretleyeceksin? İslamcılığı.
İçeriğini bilmen gerekiyor. Abdülhamit meşrutiyeti ilan etti 76'da. Herkes bir arada kalsın. Jön Türkler baskı yaptı. Herkes bir arada kalsın dedi. Baktı ki Berlin konferansında herkes ayrılıyor. 2 sene sonra. Abdülhamit ne yaptı? Ha dedi, bunlara yaranılmıyor. O yüzden istibdat döneminde Osmanlıcı bırakıp hangi akımı güçlendirdi? İslamcılığı. Abdülhamid'in kişisel görüşünü burada yansıtacaksın. Oldu mu? Bir soru daha. İkinci meşrutiyet dönemi. Fikir akımı. Gençler, ikinci meşrutiyet demiyorum. İkinci meşrutiyet deseydim cevap Osmanlıcık ve Batıcılık olur. Doğru mu? Burada ne diyorum? Dönemi. İyi dinle. İttihat Terakki Reval görüşmesinden sonra ikinci meşrutiyeti ilan ettiriyor. Osmanlıcık ve Batıcılık, dağılmayalım diye. Sonra ikinci meşrutiyetle Bulgaristan bağımsız oluyor mu? Birazdan işleyeceğiz. Balkan savaşlarında da Arnavutluk bağımsız olunca İttihat Terakki diyor ki bunlara yaranılmayacak. Çözdün mü olayı? Bu sefer Osmanlıcılığı terk edip neye güçlendirecek? Türkçülüğü. O yüzden ikinci meşrutiyetin ilanı dersem Osmanlıcık, Batıcılık. İkinci meşrutiyet dönemi dersem fikir akımı neymiş arkadaşlar? Türkçülük. Sevgili öğrencilerim, yaşanan gelişmeleri dikkate almanız lazım. Dönem kelimesi sorun cevabını ne yapar? Değiştirir. Oldu mu? Tamam mıyız? Evet, size güzel bir fikir akımı anlattım arkadaşlar. Şimdi tahtamı hazırlıyorum. Trablusgarp Savaşı'ndan ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet gençler, teknoloji nimetlerinden faydalanıyorum. Konuyu akıllı tahtadan anlatmayacağım, korkmayın hemen. Çünkü ben de klasik anlatımı daha çok seviyorum ama bunlar da gerekiyor. Şimdi Trablusgarp ve Balkan Savaşı öncesi biraz harita sohbeti yapalım. Oldu mu? Onun arkasından klasik şekilde bu savaşları anlatacağım. Sonra Dünya Savaşı'na geçeceğiz. Orada da cepheleri haritada gösterip yine klasik anlatacağım gençler. Evet. Şimdi bakın, ben daha önce derslerde söylemiştim. Haritanın alt tarafını kaybediyorsak milliyetçilik, üst tarafını alt tarafını kaybediyorsak sömürgecilik, Balkanları kaybediyorsak milliyetçilik, değil mi? Ahmet Hocam, biz Trablusgarp'ı neden kaybettik? Şöyle bir mantık kurmamız gerekiyor çocuklar. Sohbetime iyi bakın. Birazdan bu bilgileri size soracağım klasik anlatımda. Birincisi, Kuzey Afrika'da ilk işgale uğrayan yer Cezayir. 1830 Fransa. Arkasından 1869'da, 68'de Süveyş Kanalı açılacak. Süveyş Kanalı açılınca buranın önemi artacak. Sonra ne olacak? İngiltere, Kıbrıs'ı Berlin Konferansı öncesi geçici alacak. Süveyş'ten sonra. Fransa, Tunus alacak 81'de. Bak, Cezayir, Tunus, Fransa. İngiltere, Kıbrıs aldı mı? 1882'de Mısır alacak. Gençler, Mısır'ı biliyorsunuz ilk Napolyon işgal etmişti 1798'de. Şimdi kim işgal etti? İngiltere. Arada Mehmet Ali Paşa isyanı olmuştu, değil mi? O zaman Mısır'da İngiltere var. Cezayir ve Tunus'ta kim var? Fransa var. Boşta kalan tek yer neresi? Trablusgarp. Bekle, bir şey daha hatırla. Şey hatırlıyoruz mu? Babürler. Hindistan'daki son Türk İslam devleti. Orası arkadaşlar İngilizlere bağlandı. İngiliz mandası gibi oldu. İngilizler ne yapacak? Süveyş köşeyden geçecekler. Cebeli Tarık Boğazı'ndan. O Mısır'dan buradan Hindistan'a gidecekler. Oldu mu? Bu testlerde nasıl gelir? İngiltere'nin sömürge yollarının güvenliği diye gelir. Bu şekildeki istikamet. Şimdi sorum geliyor. İtalya Trablusgarp'a yakın mı? Yakın. O zaman İtalya hem sömürge aradığı için hem yakınlıktan dolayı Trablusgarp'ı işgal edecek mi? Şimdiki adı Libya. Peki biz buraya asker gönderecek miyiz? Evet. Doğru mu? Peki bizim asker göndermemiz nereden geçmesi lazım? Gaziantep, Suriye, Mısır. Peki Mısır'da kim var? İngiltere. Götüremiyorsun. O yüzden Mustafa Kemal ne yapacak? Gazeteciyim diyecek. Enver Paşa kuyumcuyum diyecek arkadaşlar. Bitmedi. Ahmet Hocam, Mısır muhabbetini öğrenin. Karadan götüremedik Mısır. Denizden yardım götüremedik. Çünkü neden? Kıbrıs'ta kim var? İngiltere. Bitmedi. Az sonra size soracağım. Biz burada direniş gösterince İtalya, Onikada ve Rodos'u işgal edip boğazları ablukaya alacak. Biz başarılı olunca İtalya, Onikada, Rodos'u boğazları ablukaya alacak. Osman, daha fazla direnme, senin ümüğünü sıkarım diyecek. O zaman sakinim çocuklar. 2020-21 sorusu KPSS'de. Tabii pandemi senesine çıktı diye hatırlıyorum. İtalya'nın 12 Adarodos'u işgal etme sebebi. Bizim yardımımızı engellemek, bizi barışa zorlamak. Okey. O zaman şu an savaş anlatmadık, sohbet ediyoruz. Biz Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye neden yardım götüremedik? Karadan götüremedik.
Mısır'da kim var? İngiltere. Denizden götüremedik. Kıbrıs'ta kim var? İngiltere. İtalya nereye işgal etmiş? 12 adı Rodos. Oldu mu? Tamam mıyız? Hadi bir yorum sorusu gelsin. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgaline gençler, Fransa onay verdi. Çünkü o zamanlar İtalya Almanya'ya yakındı. İtalya yanına çekip Alman'ı yalnız bırakmayı istedi. İngiltere de aynı mantığı kullandı. Yani İtalya'yı yanımıza çekelim, Alman yalnız kalsın. İngiltere'nin bir amacı daha vardı. Haritaya bak. Burada kim var? Fransa. Burada kim var? İngiltere. Gördük mü? Araya dedi tampon bölge gelsin. Çünkü araya eğer Fransa gelirse İngiltere sömürge yollarının güvenliğini sağlayamaz. Oldu mu gençler? Burada karadan yardım, denizden yardım, tampon bölge sorusu. Bu haritada bunları cevaplandırdık. Nasipse nereyi kaybedeceğiz? Trablusgarp'ı. Allah'a şükür Kuzey Afrika'da bizim topraklarımız ne olacak? Bitecek. Evet, Afrika kıtasında. Üçüncü kıtadan ineceğim artık. Değil mi? Afrika'dan ineceğim Dünya Savaşı öncesinde. Peki gençler, gelin bakalım biraz daha sohbet edelim. Bizim birazdan Balkan Savaşı'nı işleyeceğiz değil mi? Ahmet Hocam, biz Balkan Savaşı'nda tamam Romanya, Sırbistan, Karadağ bizi ne yaptılar? Bize saldırdılar. Balkan Savaşları çıkacak. İyi de bize niye saldıracaklar? Bizi Balkanlardan atmak için. İyi de hocam bizim Balkan'da toprağımız kaldı mı ki? Kaldı gençler. Bakın şurası Makedonya bölgesi. Evet. Teknoloji görüyor musun? İstemeden doğru harita geldi bu arada. Çok keyiflendim. Bakın, Karadağ'ı gördük mü? Bosna'yı gördük mü? Sırp'ı gördük mü? Arnavutluğu gördük mü? Evet. Şimdi sevgili gençler, çok önemli. Tarih testlerine geçer. Şu an Balkan Savaşı'nın sohbetindeyim. Bunları da anlatmıyorum. Sohbet ediyorum şu an. Çünkü bizim öğrenci Allah'a şükür yüzyıllardır çizdiği için çocuklar satırları. Hiç haritaya bakan yok. Bıraksam bunu da çizeceksiniz. Hadiste bir abilik yapıyorum. Bu haritalar Telegram grubumda var. Tamam? Oradan nasiplenin arkadaşlar. Gelin. Hocam Midye Enes çizgisi. Bak. Burası arkadaşlar. Urfa tarafı değil yani. Midye Enes burası. Bize 1. Balkan'da kim saldıracak? Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk saldırmayacak. Yunanistan, Sırbistan gördük mü? Kasabaya. Karadağ, Sırp, Bulgar, Yunan. Gördük mü çocuklar? Hocam bize niye saldıracaklar? Arkadaşlar bizi şu sarışın bölgeden atmak için. Hocam bu bölge hangisi? Makedonya. Hangi bölgeymiş? Makedonya. Dolayısıyla arkadaşlar ÖSYM 2005 ile 2010 arası daha yaprak dökümü çekilmeden, Aşk-ı Memnu başlamadan Sen Sihirli Annemi izlerken bize bunları sordu. Makedonya bölgesinin kaybedilmesi hangi savaşlar sonucundadır değildir. Oldu mu? O yüzden Balkan savaşlarını biz nereyi kaybedeceğiz? Makedonya'yı kaybedeceğiz. Midyeniz öğrendik mi? Öğrendik. Peki 1'e girmeyip 2'ye giren kim olacak? Romanya. Hatırladın mı? Küçükken yazılı sorundu senin. Evet. Gençler, bir yazılı sorun daha vardı. Osmanlı Rumeli geçişi nokta nokta Çimpe Kalesi'ydi. Değil mi? Gel böyle. 1'e girmeyip 2'ye giren. Savaşan, Bulgaristan'a saldıran. Romanya. Neden? Aha şu coğrafya. Bak çiçeğim buraya. Oh, Dobruca. Şu coğrafyada neymiş çocuklar? Dobruca. Bulgaristan'la Romanya arasında ne sorunu varmış? Dobruca. Tamam. Şu Karadeniz sahili. Kafana yattı mı? Gel. Avusturya'yı gördün mü? Bosna'yı gördün mü? Bak. Bosna. Arkadaşlar çözünürlük çok bozulacak. Dünya Savaşı başlayacak birazdan. Avusturya Arşidükü Sırplı tarafından Bosna'da bıçaklandı. Türkiye için unutamadığı tarih bilgisi. Haritadan yorumlar yapmayı öğrendim. O yüzden sohbet ediyorum. Avusturya ile Sırp arasında tampon bölge neresi? Bosna. Bak ortası. Adriyatik Denizi'ne açılan penceredir burası arkadaşlar. Bulgaristan ile Romanya arası tampon bölge neresiymiş? Dobruca. Bizi Balkan Savaşları'na nereden atmak isteklermiş? Makedonya. Doğru mu? İngiltere Trablusgarp Savaşı'nda niye onay vermiş İtalya'nın işgaline? Hem onu yanına çekip Alman'ı yalnız bırakmak hem de Fransa'ya karşı tampon oluşturmak. Hep bu bilgileri verdik arkadaşlar. Sizden ricam, soruda bir Batı Trakya der, bir Doğu Trakya der. Neresi Doğu Trakya? Şimdi gençler, tutup Antep'ten bakınca her taraf batı gibi. Öyle bakma. Trakya, doğu, batı. Soruda Edirne, Kırklareli, Dimetoka diyorsa Doğu Trakya. Soruda İşkece, Gümülcine, Sofulu, Dedeağaç diyorsa Batı Trakya. Bak aklında kalmadı.
Adını söyleyemediğin yerler Batı Trakya, söylediğin yerler Doğu Trakya. Nereyi söyleyebiliyorsun sen? Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Doğru mu? Doğu Trakya. Söyleyemedin, gelince kız gibi süzüldün. Süzülme, işaretle onları. Neresi orası? İşkece, Gümülcine, Sofulu, Dedaç. Oldu mu? Harita mantığı biraz oluştu mu arkadaşlar? Bosna sorunu Avusturya ve Sırp arasında. Dobruca sorunu Romanya, Bulgaristan arasında. Batı Trakya neresi? İşkece, Gümülcine, Sofulu, Dedaç. Değil mi? Bunları öğrettiğimi düşünüyorum. O zaman harita muhabbetini bitiriyorum. Ahmet Hoca modunu açıyorum çocuklar. Klasik Ahmet Hoca moduyla. Önce Trablusgarp, sonra neyi anlatıyorum? Balkan Savaşları. Hadi bakayım, ben şu tahtayı ittiriverem. Hemen başlıyoruz. Evet gençler, akıllı tahtayı ittiriverdim. Normal modu açtım şimdi. Trablusgarp Savaşı arkadaşlar. Sebepleri yazarak anlatmayacağım. Ahmet Hocam, sebepleri az önce söylemiştim. İtalya'nın Trablusgarp'a yakınlığı. Hızlanalım. İtalya'nın sömürge arayışı. Değil mi? İtalya'nın unutturmak istemesi. Gençler, İtalya canı sıkıldıkça nereye işgal eder? Habeşistan'ı. Hem 2. Dünya Savaşı öncesi, hem Trablusgarp öncesi Habeşistan'ı işgal edecek. Habeşistan'da başarısız olunca teselli Trablusgarp'ı arayacak. Tabii ki Trablusgarp bir kurtlar sofrası. Az önce gösterdik. Kafasına göre orayı işgal edemez. Kim onay verecek? Avrupalılar. Rusya onay verecek arkadaşlar. Bunu WhatsApp'tan onaylamayacak tabii ki. Bunun bir anlaşması var. 1909 Rakkonigi. Ay hocam, ilk kez duydum. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Rakkonigi İtalya ve Rusya arasındaki işbirliği anlaşmasıdır. Bendense bir kopya. Gençler, hatırlarsanız 1908'de ne vardı? Reval görüşmesi vardı. İngiltere ve Rusya. Bu da İtalya Rusya. Hiçbir şey bilmiyor musun? Reval ve Rakkonigi görünce olumsuz düşün. Tamam? Fransa onay verdi. Neden? İtalya yanına çekip Alman'ı yalnız bırakmak, hatırlarsanız. İngiltere Alman'ı yalnız bırakmak. Bir de demin haritada gösterdim. Tampon bölge oluşturmak, değil mi? Fransa'ya karşı sömürge güvenliği. İlk uçak kim tarafından kullanılmıştır arkadaşlar? İtalya tarafından kullanılmıştır. 2024 EKPS sorusu geliyor. Evet. Vatandaşlık güncelde çıktı. Çöl Aslanı Ömer Muhtar. Gençler, bunun eskiden dizisi falan da vardı. Bu arada çıktı diye anlatmıyorum. Bana hakaret olur. O kadar değil. Normal videolarda da vardı. Kitabımızda ha böyle dana gibi soru pratiği de vardı. Ömer Muhtar. Zaten anlatmayan tarihçi döverler. Söyleyeyim. Sıradan bir soruydu. Ahmet Hocam, teşkilat-ı mahsusa ne? Sevgili gençler, İttihat Terakki'ye bağlı istihbarat örgütü. Tabii bu sonradan Dünya Savaşı ile beraber önemini kaybedecek. İşte Karakol Cemiyeti bunun yerini doldurmaya çalışacak. Karakol Cemiyeti. O da ittihatçılardan oluştuğu için Mustafa Kemal Mimim grubunu, şey Mimim Cemiyeti'ne ağırlık verecek. İttihat Terakki'ye bağlı istihbarat örgütü gençler. Burada Trablusgarp'ta örgütlenmemizde Kuşçubaşı Eşref de etkilidir. Oldu mu? Gel şimdi, sebeplerini öğrendik. Kim onay verdi öğrendik. Sarışın Kurda dönelim. Bir kronoloji yapalım. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri. Küçük küçük yazıyorum. Şam 5. Ordu. Orada kurduğu cemiyet. Vatan ve Hürriyet. Değil mi? İttihat Terakki ile birleşecekti. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkışı. Mustafa Kemal'in ilk siyasi başarısı. Aynı şeyler. Size tekrar olsun. Hareket ordusunda görev alması, 31 Mart isyanı bastırması, değil mi? Sonra nereye gitti Mustafa Kemal? Mustafa Kemal'in ilk yurt dışı görevi. Evet, Mustafa Kemal'in ilk yurt dışı görevi. Oldu mu kardeşim? Picardi manevraları. Picardi manevraları. Ahmet Hocam, bu ne? 1910'da Paris'teki tatbikat. Oldu mu? İlk yurt dışı görevi. Sakın Trablusgarp deme. Trablusgarp yurt dışı değil ki, bizim orası. İlk yurt dışı görevi Picardi. Tamam mı? Galatasaraylı kardeşlerim. Icardi, Picardi. Icardi, Picardi. Anladınız siz beni. Suratımdaki o tebessümü anladınız değil mi? Gel, hangi takımda olduğumu anladınız. Buyurun. İlk yurt dışı görevi Picardi. Mustafa Kemal'in gönüllü katıldığı ilk savaş. 2020 lisans sorusu. Darısı ön lisansın başına.
Gönüllü katıldığı ilk savaş. Demek ki ikinci savaşı da var bunun, Çanakkale. Değil mi? Mustafa Kemal'in ilk aynı zamanda askeri başarısı. Değil mi? Mustafa Kemal'in ilk sömürgeyle mücadelesi. Arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal Trablusgarp'a hangi isimle gitti? Gazeteci Şerif Bey. Hangi gazete? Tanin gazetesi. İttihat Terakki'nin yarı resmi yayın organı. Tanin gazetesidir. Gençler, Mustafa Kemal'imiz sol gözünden yaralanmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'imizin sol gözü hasarlıdır. Tamam? Burada. Evet. Peki Mustafa Kemal burada hangi cephelerde başarı kazandı? Onu da yazalım arkadaşlar. Derne ve Tobruk. Bir de kim gitti oraya? Şöyle sileyim bir. Enver Paşa. Evet. Çocuklar, o da Bingazi'de başarı kazanacak. Bunlar Trablusgarp'ın cepheleri. Enver Paşa da Kuyumcu Hamdi olarak gidecek. Ya hocam bunlar neden gizli gizli gidiyor? Çünkü Mısır'dan geçme şansları yok. Mısır'da kim vardı? İngiltere. Jong Fong, Nuri Jonker, Fethi Okyar, Ali Çetinkaya gibi komutanlar da gitti arkadaşlar. Bunlar da Trablusgarp'ta var mıdır? Vardır. Peki bunları götürdük değil mi? Biz bu cephede arkadaşlar Derne Tobruk'ta Mustafa Kemal'le, Bingazi'de Enver Paşa'yla başarılı olunca, evet, biz başarılı olunca ne oldu onu söylüyorum sana. Güzel bir bağlayalım. İtalya, demin haritada anlatmıştım çocuklar. İtalya 12 adayı. İtalya Rodos'u, İtalya Boğazları kuşattı, abluk altına aldı. Bize mesaj verdi. Osman, daha fazla direnme, barış yap, senin ümüğünü sıkarım dedi. Bize gözdağı verecek, doğru mu? Hani direniyorsun bak, senin için daha kötü olacak mesajı. Peki biz bunu yer miyiz? Gaza gelmeyin, yeriz. Çünkü hemen Balkan Savaşları başlayacak çocuklar. Şunu tamamlayalım. İtalya 12 adı Rodos Boğazları abluk altına almış. Amacı ne çocuklar? Yardımı önlemek. Haritada göstermiştim. Bizi barışa zorlamak. Oldu mu? Peki biz bunu yer miyiz? Yeriz. O zaman arabesk bir soru. Neden yenildik? Hemen söylüyorum. Donanmamız zayıftı. 1. Balkan Savaşları çıktı. 2. Dikkat. Karadan yardım götüremedin. Mısır'da İngiltere var. Haritada gösterdim. Denizden yardım götüremedin. Kıbrıs'ta İngiltere. 12 ada veri dostu artık kim varmış? İtalya. Oldu mu? O yüzden yardım götüremeyince hangi anlaşmayı yaptık? Uşi. 12 Ekim'de Balkan Savaşı başlayacak. 12 Ekim'de Balkan Savaşı. 15 Ekim'de bunu imzalayacağız çocuklar. Kısa söylüyorum hemen. İki maddeyi çok iyi bil. Trablusgarp Bingazi gitti. Kuzey Afrika bitti. Trablusgarp Bingazi gitti. Kuzey Afrika bitti. İçinden tekrarla. Kuzey Afrika'da ilk işgale uğrayan yer Cezayir, Fransa. Son işgal İtalya, Trablusgarp. İçinden tekrarla. Osmanlı'nın Afrika'da varlığını sona erdiren anlaşma Uşi. Tamam. Trablusgarp Bingazi dini yönden halifeye bağlı kalacak. Tıpkı küçük kaynarca gibi. Kültürel bağlarımızı korumak. Dikkat! 12 ada ve Rodos geçici olarak İtalya bırakılacak. Yunan tehlikesine karşı. Balkan çıktı ya çocuklar. Bizim donanma zayıf ya çocuklar. Yunan 12 adayı Rodos aldı mı geri vermez. Biz belki İtalya geri verir diyeceğiz. Vermeyecek tabii ki o da. Olsun. 12 ada ve Rodos'u geçici verdik Yunan tehlikesine karşı. Kenar maddeleri var. Osmanlı bölgeye kadı atayabilecek. Trablusgarp Bingazi'nin duyun umuyan borçlarını kim ödeyecek? İtalya ödeyecek arkadaşlar. Gibi gibi. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi Serkan'ım Kadir beni. Önemli bir savaş arkadaşlar. Ne savaşı? Balkan Savaşı. Hadi bakalım. Gençler, Balkan Savaşları iki tane. Birinci Balkan, ikinci Balkan. Tarihten kötü olabilirsin. En azından şöyle bil. Birinci Balkan bizim için kötü bebeğim. İkinci Balkan bizim için iyi. Birinci Balkan bizim için kötü. İkinci Balkan bizim için iyi. Şimdi birinci Balkan'a kimler katıldı? Kasabaya. Karadağ, Sırp, Bulgar, Yunan. Oldu mu? Peki hocam sebepleri.
Bir, iyi dinle burayı. Bir tane akademik bilgi vereceğim size. Bir, Rusya'nın Revar görüşmesiyle Balkanlarda serbest kalıp, Balkanlarda panislavizm, milliyetçiliği aşılaması, Slav birliği. Oldu mu? Diğer sebep, Osmanlı Balkanlardan atmak, Osmanlı'nın Trabzonskarp'taki zayıflığı. Okey? Gençler, panislavizm var, milliyetçilik var ama bağımsızı işaretlemeyin. Neden? Çünkü bunlar zaten bağımsız. Ama hocam, Arnavutluk bağımsız olmadı mı? Öyle hatırlıyorum. Bir hoca böyle demişti. Arkadaşım, Arnavutluk savaşmadı ki. O savaşmadan bağımsız olacak. Tekrarlıyorum. Savaşın sebebi Rusya'nın Balkanları kışkırtması. Revval'den beri yüzü bulduğu için. Panislavizm, milliyetçilik, Osmanlı'nın zayıflığı, Osmanlı Balkan'dan atmak. Okey? Bağımsızlık yok. Bir de gençler, kiliseler sorunu. Akademik bilgiyi buraya yazıyorum. Ahmet hocam, kiliseler sorunu neydi? Çözüldü gençler bu. Şimdi bunların hepsi Slav. Ve bunların mezhebi Ortodoks. Oldu mu? Ortodoksların mezhebi, Ortodoksların merkezi de Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul. Bulgaristan 1870'lerde gitmiş kendi kendine kilise kurmuş. O zaman ne olmuş? Teşbihde hata olmaz. Alevilik içinde Alevilik, Sünnilik içinde Sünnilik gibi olmuş. Ortodoksluk içinde Ortodoksluk olmuş. Diğer Balkan ülkeleri bu duruma karşı çıkmış. Araları kötü olmuş. Bu 30-40 sene böyle gitmiş. Sonra bizim İttihat Terakki, sen gel, yaşasın halkların kardeşliği de. Ne kadar çok taviz verirsem bunlar bana o kadar bağlı olur gibi saf bir düşünceye kapıl. Ya demiş, dert ettiğin şeye bak demiş ya. Biz bunu çözeriz demiş. İttihat Terakki geliyor, bunlar arasındaki sorunu çözüyor. Bu sefer bunlar kaynaşıyor mu? Kaynaşınca ittifak yapıyor mu? İttifak yapınca Osman'a saldırıyor mu? Şeye benzedi, Mesut Enişte'ye benzedi. Güldür güldür. Yapıyor mu? Oluyor mu? Değil mi? Peki Osmanlı'ya bunlar saldırıyor mu? İlk saldıran kim? Karadağ. Şimdi gençler, öyle bir işleyeceğiz ki dantel gibi öreceğiz. Kafanda hiçbir sıkıntı kalmayacak Allah'ın izniyle. Bir de Babali baskınından çok özel bir bilgi vereceğim. Az sonra. Alt yazı geçtim şu an. Az sonra. Bir. 12 Ekim 1912'de Karadağ'ın saldırısıyla başlar. Neyle başlıyormuş? Karadağ'ın saldırısı. İlk saldıran. 15 Ekim'de baktık ki biz zor durumda kalıyoruz. Hangi anlaşmayı imzaladık? Uşi Anlaşması'nı imzaladık. Trabzonskarp bitti. Arnavutluk Savaşı da var mı? Yok. Gel böyle. Kasım ayında kim bağımsız oldu? Arnavut bağımsız. O zaman cevap ver. Osmanlı'dan son ayrılan Balkan ülkesi. Son ayrılan Balkan ülkesi. Arnavutluk eşlik et. İlk isyan, ilk imtiyaz Sırp. İlk bağımsızlık Yunan. İlk ayrılan Yunan. Son ayrılan kim çocuklar? Arnavutluk. Ben ne diyordum bunlara? Bebeğim, ne Arnavut'u? Sen ciğer misin? Ne Türk'ü, ne Kürt'ü? Hepimiz neyiz? Osmanlıyız. O zaman Arnavutluk bizden ayrılırsa hangi fikir akımı zayıflar? Osmanlıcılık. Eksi. Soru isterse İslamcılık da eksi. Soru isterse. Ama önce şeyi işaretleyin. Osmanlıcılığı. Çünkü içinde Müslümanlar var bunun. O zaman gençler baktık İttihat Terakki. Ulan dedi ben Revval'den sonra padişaha baskı yaptım. İkinci meşrut ilan ettim. Bulgar bağımsız oldu. Balkan savaşlarında dost bildiğim Arnavut bağımsız oldu. Yaşasın Turan dedi ya. Ben bunlarla mı uğraşacağım dedi. Hangi fikir akımı ön plana çıktı? Türkçülük. O yüzden gençler ikinci meşrutiyetin ilanı Osmanlıcılık, Batıcılık. İkinci meşrutiyet dönemi dersem Türkçülük. Bu olaylardan dolayı. Evet. O zaman İslamcılık eksi, Türkçülük artı. Oldu mu gençler? Peki, Kasım ayı oldu mu? Sevgili gençler, Aralık ayına gel. Çatalca ateşkesi. YouTube'da birisi olumsuz yorum yazmış. Çok takılmadım. Çok detay anlattığıma dair ilk kez duymuş bunu benden. Birçok hoca izlemiş. Benden ilk kez duymuş. Ben burada suçlu olmuşum. Sevgili gençler, 12. mektup kitabını açın. Siyah koyu renkte Çatalca ateşkesi yazar. Allah'ını seversen. Edirne Çatalca. Hangi savaşla ilgilidir? Balkan Savaşı. Önce ateşkes yapacağız. Bekle. Sonra harika bir not geliyor. Ocak ayına gir.
23 Ocak 1913'te Edirne'nin kaybedilmesi üzerine, Edirne kaybı üzerine dikkat, İttihat Terakki diyecek ki siz utanmadan hükümette mi duruyorsunuz? Hükümet darbesi yapacak. Bak Ocak ayına girdin. Nerenin kaybedilmesi? Edirne'nin. Çıkmamış harika bir soru. Bağbali baskının gerçekleşmesinde İttihat Terakki'nin gerekçesi neymiş? Edirne'nin kaybedilmesi, Balkan Savaşları'ndaki başarısızlık. İttihat Terakki gelecek. Geldi mi? Kamil bay bay diyecek. Kamil Paşa gidecek. Çocuklar, Mahmut Şevket Paşa gelecek. Oldu mu? Kamil Paşa Hürriyet İtiraf Partisi'nin adamıdır. Hani İttihat Terakki'nin muhalifi. Mahmut Şevket'i nereden hatırlıyorsun? Nereden? A. Mekbir Kafe'den. B. Hareket Ordusu'ndan. Hareket Ordusu'nun komutanı arkadaşlar. O yüzden İttihat Terakki ne oldu? Oh! İktidar oldu. Peki hocam 31 Mart'ta çok karışıyor dediğini duyar gibiyim. Bak senin için çalışıyorum. İnkılap tarihinde çok şey bilmek değil, düzenli bilmek. Altın kural bu. Sakinim, parantez açtım. 1908'de ne vardı çocuklar? İkinci Meşrutiyet. Değil mi? Toprak kaybolunca rejime karşı hangi isyan çıktı? 31 Mart. Rejime karşıydı, yeniliğe karşıydı hatırlarsanız değil mi? Sınıfım. Padişah değişti mi? Evet. Rejimle ilgisi var mı? Evet. Arkasından 1911-12 Trablus, 1912-13 Balkan, Balkan Savaşı olduğu sırada ne olmuş? Babı Ali. Arada 4 yıl fark var bakın. Toparlıyorum. Babı Ali baskını, rejimle ilgisi yok. Padişah değişmedi, değişen tek şey hükümet. Oldu mu? 31 Mart rejime karşı padişah değişti. Bunun rejim ilgisi yok. Padişah değişmedi, değişen tek şey ne? Hükümet. Hadi şu soruyu yazayım. Ondan sonra sileriz gençler. Al. Gel soruya. 1700. Hatta şöyle yapalım. Vakayı. Vakiye. Belki yazmıştır videolarda çocuklar bilmiyorum. 1703 Edirne olayı. 1730 30 yazamadım ya. Evet, 1730 Patrona isyanı. 4 1807 Kabakçı isyanı. 5 soruyu abartıyorum. 1859 Kuleli olayı. Abartmaya devam. 1878 ama siz istediniz bunu. Baktım unutmuş gibi duruyorsunuz oradan. Yazayım dedim. 1878 Çırağan baskını. 1909 31 Mart isyanı. 1913 Bağbali baskını. Tamam sakinim çocuklar. Yani affedersin sorunum biraz bir tık bokunu çıkarır gibi oldu ama öğretici. Buyurun. Hangileriyle taht değişikliği oldu? Hangileriyle taht değişikliği oldu? Sınıfım. Tekrar niyetine. Vakay vak vaki 1655 4. Mehmet zamandaki Çınar olayıdır. Taht değişikliği olmadı. 1703'te 2 diyorum. 2. Mustafa gitti, 3. Ahmet geldi. Patron Halis isyanında Ahmet gitti, Mahmut geldi. Kabakçı isyanında Selim gitti. 4. Mustafa hemen arkasından 2. Mahmut geldi. Taht değişikliği var. Oldu mu gençler? Kuleli olayı ve Çırağan baskını. Taht değişikliği yok ama tahtı değiştirmek için. Taht değişikliği yok, tahtı değiştirmek için. Ben değiştiğini soruyorum. 31 Mart'ta var mı? Var. 7 mi oldu? Bakın Edirne olayı, Patrona isyanı, Kabakçı isyanı, 31 Mart isyanı. Ortak özelliği taht değişikliği olması. Bağbali'de taht değişikliği yok. Değişen tek şey hükümet. Kuleli ve Çırağan'da taht değişikliği yok. Kuleli'de Abdülmecit indirmek istendi. Çırağan'la 2. Abdülhamit indirmek istendi. Oldu mu gençler? Şöyle doya doya bakın sileceğim ben bunu. Sileceğim. Evet. Siliyorum. Sildim. Bu soruları çözersek arkadaşlar evhamımız ne olur? Azalır. Biz Balkan Savaşları'ndan devam edelim. Buyurun.
Sevgili gençler, iddia terk iktidar oldu mu? Oldu. Arabesk bir soru. Ahmet Hocam, biz burada neden yenildik? Değil mi? Gençler söylüyorum. Neden yenildik? Orduya siyasetin girmesi, mektepli alaylı çekişmesi, mektepli yenilikçi, alaylı gelenekçi, ordunun dört cephede birden savaşması, Arap Yarımadası'nda Vahabi ayaklanması çıkması, İttihat Terakki'nin oraya asker göndermesi, Balkanlardaki asker sayımızın azalması, terhis edilmesi, ordu siyaset yapması özellikle iki savaşla etkilidir. Bir, Balkan Savaşı, bir de 2. Abdülhamid'in sözlerine göre 93 Harbi arkadaşlar. Tamam. Donanmamızın zayıflığı etkili midir? Evet. Peki Ahmet Hocam, hem Trablusgarp'ta hem burada donanmamız niye zayıftı? Çünkü Sultan Abdülaziz'i çocuklar Leventlerin öldürdüğünü düşünen 2. Abdülhamid, Levent donanma askeridir. Tahta çıktıktan sonra donanmayı çürümeye terk etti. Niye? İstibdat dönemi. Askerlerin eline kan bulaştı. Donanmanın eline kan bulaştı diye onlarla ilgilenmedi arkadaşlar. Oldu mu? Oradan başlayan bir süreç. Neden yenildik? Peki esir düşen vatan evladı kim? Esir düşen vatan evladı. A. Yakışıklı Güvenlik. B. Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin. Zaten Yakışıklı Güvenlik esir düşseydi bence kimse kurtarmaya gitmez diye düşünüyorum. Değil mi? Gel. Esir düşeni gördük mü? 2. Burada iki tane vatan evladı var. Hamidiye kurvazörüyle gezip Yunanları tokatlayan, eğer tokatlamasaydı İstanbul'a yakın bütün adaları kaybederdik. Hamidiye kahramanımız Hüseyin Rauf Orbay. Hüseyin Rauf Orbay. Bir de Edirne'de şerefli bir direniş gösteren Mehmet Şükrü Paşa. Şükrü Paşa detaydır. Hamidiye kahramanı bilelim. Oldu mu? Evet çocuklar, Ekim'de başlattım. Ekim'de başlattım. 3 gün sonra Uşin yaptım. Kasım'da Arnavutluk bağımsız oldu. Aralık'ta ateşkes yaptım. Ocak'ta hükümet darbesi yaptım. Mayıs'ta Londra konferansı toplandı. Mayıs ayı 1913. Badem'i kaybettim. Badem, Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları ve Makedonya. Burada gençler, Trakya'nın tamamını Bulgar'a bırakınca bu sefer ne oldu? Balkan devletleri bu durumdan rahatsızlık duydu. Arkasından burada eşit bir paylaşım olmadığı için hangi Balkan Savaşı çıkacak? 2. Sebebi belli. Bulgar'ın aşırı kazanımları. Evet. Bulgar'ın aşırı kazanımları. Oldu mu? Gençler, 1'e girmeyip 2'ye giren Romanya. Sıyrık diye kodlayalım. Sıyrık Bulgar'a. Kim hocam? Sırp, Yunan, Romanya. Karadağ etkisi eleman gibi. Arada kaynıyor. 1'e girmeyip 2'ye giren kim? Romanya. Sebep neydi? Dobruca. O zaman bunlar birbirine girdi mi? Bunların birbirine girmesi demek, Panislavizmin birbirine girmesi demek. Anlatabildim mi? Sıraların birbirine girmesi demek. Bunlar birbirine girdi mi? O zaman ne olur? İt ürür, kurt yürür. Gençler, İttihat ve Terakki liderleri. Enver Paşa gelecek, Doğu Trakya'yı geri alacak. O yüzden Enver Paşa'ya Edirne Fatih denilmesi buradan gelecek arkadaşlar. Mustafa Kemal Sarışın Kurt gelecek, Bolayır cephesinde görev alacak. Hatta çocuklar, bu süreçlerde Enver Paşa'nın gayretleriyle Batı Trakya'da bir de ayrı Türk devleti kurulacak. Batı Trakya Türk devleti. Tabii çok kısa süredir bu. Gel. O zaman 1. Balkan bizim için kötü, 2. Balkan bizim için iyi. Şimdi öğrenci hastalığına geliyorum. Öğrenci soru çözüyor. Hangisi Balkan savaşlarında kaybedilen bölgelerdendir veya değildir? Bizimki hemen hangi şifreyi kullanıyor? Badem. Sonra Instagram'dan soru atıyor. Hocam soruda hata mı var? Dikkatli olacağız. Badem 1. Balkan değil mi? Balkan savaşları sonucunda diyorsa soruda Badem'i dikkatli kullan. Mesela biz Badem'i 1. Balkan'da verdik ama 2. Balkan'da Doğu Trakya'yı geri aldık. Anlatabildim mi? O yüzden Balkan savaşları derse Badem'de dikkat et, Doğu Trakya'yı verme. Okey? Peki Ahmet Hocam sonuç. Gençler, Ağustos 1913'te Bükreş Anlaşması'yla Balkan Savaşları bitti. Biz burada yokuz.
Birinci Balkan Londra ile ikinci Balkan burada bitti. Biz nerede varız? 1913 Eylül ayında Bulgaristan'da İstanbul yapacağız. 1913 Kasım ayında anlatacağım bunları. Yunanistan'la Atina'yı yapacağız. 1914'te Mart ayında Sırp'la yine İstanbul'u yapacağız. İki İstanbul var. Öğrenin bunu. Bu anlaşmalarda Meriç Nehri sınırdır çocuklar. Ön lisans sorusu bu. Lisansa gelebilir inşallah. Batıda sınır Meriç'e göre çizilmiştir. Piriç Meriç, Meriç Piriç, Bayram Meriç'e selam. Bir bilgi daha biliyorum. Yurt dışında olup içimize akan. İçimize akan olmadı. Ülkemize akan. Meriç. Bir de Asi. Gel. Eylül İstanbul dedik arkadaşlar. Bu Bulgar'la yapıldı. Yavrum buraya dikkat edin. Bir bölgeye dikkat çekeceğim. Edirne, Kırklareli, Dimetoka bizde. Dimetoka'yı birazdan Dünya Savaşı'na geri vereceğim. Meriç Nehri sınır. Atina, Selanik, Girit resmen Yunan'da. Meriç Nehri sınır. İstanbul Sırp'la yapıldı. Kara bağlantımız yok. Çünkü niye yok? Makedonya'yı kaybettik. Hocam niye anlaşma yaptık? Gençler biz Türklüğümüz için anırdık. Aa iyi. Atina, İstanbul, İstanbul. Üçü de Batı Trakya Türklerini korumak için. Oldu mu? Peki Balkan Savaşı'nda sonunda Batı Trakya Türkleri sonra ortaya çıktı. Anadolu'ya göçler olacak değil mi? Göçler gelince hangi komisyonu kuracağız? Sevk ve İskan Komisyonu mu? Muhacirin Komisyonu mu? Anadolu'ya göçler gelince Sevk ve İskan Komisyonu mu? Muhacirin Komisyonu mu? Muhacirin Komisyonu. Gönderseydik Sevk ve İskan. Gelen olunca muhacirin. Oldu mu? Batı Trakya Türkleri sonra ortaya çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yavru kurtlarım. Biz Bolca'da, Gökçeada, Taşos hariç Ege'yi kaybettik. Hariç nereyi kaybettik? Ege'yi. Bolca'da, Gökçeada, Taşos hariç nereyi kaybettik? Ege'yi. Diğer Ege'leri Yunan'da kaldı. Nikarya, Sisam, Sakız, Midilli gibi. 12 adada Rodos'u kaybettin. Uşi. Ege'nin çoğunluğunu kaybettin. Neymiş arkadaşım? Balkan Savaşları. Ama rica ediyorum bak. Bolca'da, Gökça'da, Taşos. Tavşanlı daha doğrusu gençler. Tavşanlı'da yanlış söyledim. Bolca'da, Gökça'da, Tavşanlı bizde. Tamam mı? Bu adaların bizde kalmasını sağlayan da Hamidiye kahramanı kimdir? Rauf Orbay'dır. Birinci Balkan bizim için kötü, ikinci Balkan bizim için iyi. Peki Balkan Savaşları'ndan sonra hangi fikir akımı güçlendi? Türkçülük. Balkan Savaşları'ndan sonra benim Edirne'den öte toprağım kalmadı. Doğru mu? Ordu'da Alman subaylar görev almaya başlayacak gençler. Cephelerde bunları anlatacağız. Serkan'ım bir gezdir bizi. Öğrencilerim bir şöyle görsün. Gençler biraz ağır bir video oldu ama dediğim gibi tekrar video çekmek çok kolay değil. Şöyle bir bakalım. Balkan Savaşları'nı gördük. Londra'yı yaptık. İkinci Balkan'dan bahsettik. Anırdık. Atina, İstanbul, İstanbul Türkler için. Değil mi? Birinci Balkan'ın kronolojisinden bahsettik arkadaşlar. Buradan bahsetmiştik yine. İttihat Terakki'nin darbesinin adı Bağbali baskınıdır. Bağbali'nin Edirne'ye bağladık. Edirne'nin kaybedilmesi üzerine olduğunu bağladık. Trablusgarp'ta bayağı detaylı ve güzel işledik. Bunlardan önce zaten haritada göstermiştik. Şimdi bir kahve için arada hemen bana devam etmeyin. Kahveden sonra çok güzel bir dünya savaşı işliyoruz. Oldu mu gençler? Haritalı, görselli, klasik tahtalı. Oldu mu? Like'lamayı unutmayın.